Edirne Doğaya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nurhan Kalender, sokak hayvanlarının bakımı için ayırdığı evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre 49 yaşındaki Kalender, dernek binası olarak kullandığı ve yaklaşık 100 sokak hayvanına baktığı eve hayvanları beslemek üzere gitti. Annesini aradıktan sonra cevap alamayan kızı Gamze İşbilen Kalender eve gitti ve annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kalender'in cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalender'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Evde yerde yatarken ölü bulmuş zaten. Yani şu an ölüm sebebini tam net biz de bilmiyoruz dediğim gibi az önce geldiğimiz için ama büyük ihtimalle kalp krizi diyorlar. Edirne Doğaya Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Yağmur Islattı, gazetecilere yaptığı açıklamada büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti. Bütün derdi sıkıntısı zaten hayvanlardı. Böyle bir derneğin içinde yaşayan bir insanın da stressiz bir hayat geçirmesi zaten beklenemez. Evinin durumunu zaten görüyorsunuz, evinde 100 tane belki de fazlası hayvanı var. Yani bütün Edirne'ye, bütün Edirne'nin ilçelerine elini erebileceği her yere yardım etmeye çalışan bir insandı. Arkada onlarca, yüzlerce belki de yetim hayvan bıraktı aslında. Yani gidene mi üzülelim, geride bıraktıklarına mı üzülelim, şu an biz de bilmiyoruz. Baş sağ olsun herkesin. Maalesef Edirne'deki bütün hayvanlar aslında öksüz kaldı. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, Nurhan ablanın yerini dolduramayız hiçbirimiz.